Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yeni Asya'nın hedef ve programı adlı mevzuyla yine karşınızdayız. Yeni Asya'nın programını, hedefini, gayesini, yayın politikasını Bediüzzaman Said Nursi çizer şöyle ki: hedefimiz ve programımız evvela kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebediden, ebedi yok olmaktan, idam olmaktan ve daimi berzahi haps-ı münferitten kurtarmak. Daimi berzahi kabirde ve ebedi bir haps-ı münferitten, yalnız başına bir hapiste kalmaktan ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. Maksadımız iman ve ahirettir. Cemaatimizin, Nur hareketinin esas prensibi budur. Ve Yeni Asya'nın da esas çıkışı ve programı da budur. Programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem, ehemmiyeti değil, en önemli, en ehemmiyetli, ehem, en elzem, en lüzumlu. Evet, bazı işler var, normal, yapılabilir, yapılmayabilir. Bazı işler var, lazımdır. Ama en ehem ve en lüzumlu, en elzem, mutlaka yapılması lazım gelen işler takdim edilecektir. Biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşman tefrik etmeyerek, hizmet-i imani hiçbir tarafkirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. İşte cemaatin, işte Risale-i Nur'un, işte cemaatin, işte Nur hareketinin programı bu. Yeni Asya'da cemaatin çıkardığı, meşveretle çıkardığı ve devam ettirdiği Yeni Asya gazetesi de bu programa göre hareket ediyor. İşte Risale-i Nur'un matbuattaki dili Yeni Asya, yayın politikasını Kur'an ve iman hakikatlerini, sünnet-i seniyyeyi İhya ve neşir ve Risale-i Nur'ları yaymak, neşretmek üzerine bina ettiğinden Yeni Asya gazetesini Zübeyir abinin de ifade ettiği gibi günlük bir lahikadır, bir mektuptur.